gastronomi alanında çok büyük başarı elde ettin. Motivasyonun belli ki para değil. Değil abi. Değil. Başarmak. Televizyonu kabul ederken de böyle miydi? Ya televizyon olayı da öyleydi. Çünkü ben bu işi çok istiyordum. Bak bu işle ilgili çok ilginç bir anım var. Ya insanlar hayatında bence bu ellerine geçen şansları değerlendirmezlerse de sıkıntı yaşarlar. Ben mesela bu televizyon programının demoları çekilirken oğlumun yemin törenini yarıda bıraktım. Bir şans. Evet. Beni bu program için demoya çağırdılar. O gün de oğlumun Bilecik'te askerlik yapıyordu Emre. Töreni vardı, yemin töreni vardı. Ben de yemin törenine gittim. Gidecektim. Akşam hazırlandım. Gece yapımcılardan telefon geldi. Yarın geliyor. Yarın demoya geleceksin diye. Yemin töreni olmasına rağmen ben tamam dedim. Bastım gittim Bilecik'e. Emre çıktı. Dedim ki bak. Böyle bir demo var. Ben bu programa girmeyi çok istiyorum. Bu demo çekimlerine katılmak istiyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum. Emre de radyo, televizyon, sinema kökenli olduğu için hemen git baba dedi. Ya şunu demek istiyorum. Ben o gün oğlumun yemin törenini duygusal davranıp onunla beraber geçirseydim bugün MasterChef'i belki yerde yapmıyordum. Evet. İnsanlar hep şu ya sen çok şanslısın sen işte şu hayır öyle değil. Öyle oradan şey öyle mi görünüyor? Ya ben ya düşünebiliyor musun yani oğlunun yemin ya şu an bu gaddarca gelebilir ama ne onun gönlünü kırdım. Evet. Ve şu anda ceza yerim diye söylemiyorum abi. İnanılmaz bir süratle buraya gelip o işi kapmak için mücadele ettim. Evet. Dolayısıyla ve televizyon serüvenim de böyle başladı. Yani bir şey istiyorsak bu oğlunuzun yemin töreninden biraz erken çıkmak bile gerekir. Çok da başarılı oldu program. Bence çok yani bir televizyon seyircisi olarak söylemeliyim. Çok gerçekten çok başarılı. Üstelik çok meşakkatli bir iş. Çok yüklü bir iş. Bütün bileşenleriyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum bu iş için. Sağ ol abi. Evde yemekleri kim yapıyor? Evde yemekleri eskiden ben pazar günleri yapardım. Öyle mi? Sebebi şu. Ancak pazar günü evde. Abi şöyle söyleyeyim mi? Söyle. Yani kalkan balığını kimseye teslim etmek istemem abi. Diğer yemeklerle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ama bir kalkan balığını bir şef olarak benim geçip yapmam daha uygun ve şeydir. Garantili. 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 O yüzden. Fazla bir işlem yapılacak, yapılmayacak, doğru dürüst kızartılacak. İşte o, çok zor bir iş. Evet, çok zor bir iş. Yani şimdi kalkan evet. Kızartmak demek bayağı bir iş demektir. Evet. Yani şimdi eve gidip fırça yemeyelim ama yani. Evet umarım yemezsin. Ya ördek gibi, kalkan gibi böyle değil. Şey. Bir evet. Şefin yapması evet. Daha herkesi mutlu eder diye ben o işlere burnumu sokuyorum abi. Evet. Bu şekilde bir de kahvaltı hazırlardım böyle hafta sonları. Kahvaltı olayını severim. Hocam serpme kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun? Nefret ediyorum. Evet değil mi? Yani serpme kahvaltıyla hatta bununla alakalı biz bir kampanya düşünüyorduk. Bir de kebapçılarla ilgili var bir kampanya. Yani onu daha hiç konuşmadık bile. Yani bunu serpme değil seçme kahvaltı diye. Seçme kahvaltı. Evet, bu da ne güzel. Olur evet. Artık yani sıkıldık böyle serpmeyin, bir. Serpmeyin bu kadar. Abi. Çoğu yenmiyor. Ben artık bu ülkede gastronomi ile ilgili bir şeyler söyleyebilecek durumda olduğuma inanıyorum. Ama buradan arkadaşlara yalvarıyorum. Bu serpme kahvaltıdan vazgeçsinler. Bundan serpme kahvaltıya gelenler de mutsuz. Çünkü ben ilk başlarda restoranın pandemi döneminde fine dining'e çevirmeden önce ben de kahvaltı verdim. 8 çeşit kahvaltı veriyordum. Lütfen altına da yazıyordum. Para aynıdır. İstediklerinizi bize söyleyin keselim diye. Mesela diğer bir konuyu da ilk senin programında söylemiş olayım. Şimdi biz kebapçıya gidiyoruz ya. Kebapçıya gittiğimizde biliyorsun hemen bir şey turp, şalgam, nane, maydanoz yeşillik, burası evet. Doluyor. Doluyor. Ben mesela Bedri Usta gibi, Tayyar abi gibi Adana'da işte böyle tanıdığım Mesut iyi gibi falan Mesut yani. Gibi falan böyle iyi kebapçı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bunu kaldırın abi. Neden? Şundan bunların hepsi geri gidiyor abi. Evet. %50'si geri gidiyor. Çünkü eti yemek ve onun tadına varmak istiyorlar. Kesinlikle. Evet. Bu bir ikincisi. Bu bir ikram olabilir. Bakın özellikle Ahmet abi şu anda bu gıda yokluğunda çok büyük problem. Isim. Ben buradan çağrı yapıyorum. Lütfen masadakileri artık en azından %50'ye indirelim. Ya bu çağrıyı da buradan yapmış olayım.